Muzaffer Bey çağırtmıştı da... gelmişken Güllü'yü de görelim dedik. Hasret de gideriz ya. Ne hasreti be? Haddinizi bilin. Annem nerede? Ha, anan dedeni görmeye gitti, göresi gelmiş. Ne zaman gelecek? Yakında döner Zahar. Hem artık hep birlikteyiz. İstediğin zaman ananı da, ağanı da bol bol görürsün artık. He, eskisi gibi. Değil mi baba? He. Değil. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Olmayacak da. Çiftliğe kapağı attık diye bir şey sanmayın sakın. Ya biz de belledik ki senin bize kızgınlığın geçmiş. Çok beklersiniz. Burada olmanızın tek nedeni annem. Onun huzuru için. Eğer o olmasa bu çiftliğin kapısından içeri sokmam ikinizi de. Kızım, Güllü. Bana kızım da Güllü de deme. Ben Serap Hanım'ım. Siz de bu çiftliğin yanaşması. Bunu iyi belleyin. Benimle kızınız, bacınız gibi değil. Bu çiftliğin hanımefendisiyle konuşur gibi konuşacaksınız. Anlaşıldı mı? Heh. Anlaşıldı Serap Hanım. Anlaşıldı Serap Hanım. Gözüm üzerinizde. Hadi gidin. Nerede kalacaksanız bakın şimdi. Demek işsiz kaldın ha? İşsizim. Ama kafam dinç. Benim yüzümden. Bana kefil olmasaydın. Dert etme. Aç kalacak değiliz ya. Elbet bir iş buluruz. Öyle değil mi usta? Fabrikada vaziyet iyi değilmiş. Gene işten atılanlar olmuş, öyle mi? He usta. Her gün birilerini atıyorlar. 4 gün evvel de beni çıkarttılar. Bugün de Cemal'e yol vermişler. Ya ne sebep gösteriyorlar? Şu işsiz kalan ırgatları fabrikaya aldılar ya, eski işçileri çıkartıyorlar. Ah şu ırgatlar olmayaydı. Ne güzel olurdu ama. Patron ne yapsın? Herkesi besleyecek değil ya. Yenileri gelince eskileri elbette kapıya koyacak. Yo, koyamazdı. İşçiler sendikalı olsaydı kimseyi kapının önüne koyamazdı. Ya usta, sendika sendika deyip duruyorsun da ne demek ki o? Anlat, biz de bilelim. Sendika bir teşkilat. İşçi sınıfının teşkilatı. Ne işe yarar peki? Siz fabrikada kaç saat çalışıyordunuz? 12 saat. Ayaklarımın altı patlıyordu yeminle. Dünyada çalışma saati kaç biliyor musunuz? 8. 8 mi? Bre kardeş, kurban olurum 8 saate. Bu 8 saatlik çalışma hakkını da kolay elde etmediler tabii. Sendika kurdular, grevler yaptılar. Grev mi? O ne? Siz maaşlarınızın arttırılmasını istiyorsunuz diyelim, patron razı gelmiyor. İşte o zaman işçiler greve gidiyor. Yani hep birlikte iş bırakıyor. Allah, İsmet Paşa büyük adam kardeşim. İhtiyacı nasıl görmüş? Ya 47'de o tanıdıydı sendika hakkını işçilere. Ya sendika hakkını tanıdı da kardeşim, grevle toplu sözleşme hakkını tanımadı ama. Bizim parti ne yaptı? İşçilere grevle toplu sözleşme hakkını vereceğim dedi. Allah Allah. Seçimlerden önce milletin aklını çelmek için. Ne oldu? İktidara gelince her bir şeyi unuttular. Ya unutulur mu kardeşim? Bunun için komisyon kurdular ya mecliste. İşçi kardeşlere verecekler işte hakkını. Allah Allah. Ya Birleşmiş Milletler'in gözüne girmek için ha. Yoksa işçi köylü umurunda mı sizin partinin? Habib Efendi. Muhtar. Doğru konuş ha. Yet Allah'ını seversen. Arkadaşlar. Kimse durup dururken bir hak vermez. Bunun için mücadele etmek gerekir. Bu hadi ince olacak bir şey değil elbet. Haklarımızı yavaş yavaş kazanacağız. Önce sendika kuracağız,
Sonra grev ve toplu sözleşme hakkımızı elde edeceğiz. Vallahi usta çok güzel konuşuyorsun da sadece konuşuyorsun. Bizim gücümüz yeter mi patrona? Çalışmaktan başka ne biliriz biz? Hayali bunlar hayal. Ya zengin doyuyorsun ya fakir. Bizim kaderimiz böyle yazılmış. Hadi usta, kalkın. Hadi iyi günler. Yasin ağa. Buyur beyim. Kendimi bildim bileli bu çiftlikte çalışıyorsun. Şükür beyim. Yıllardır cefamızı çekiyorsun. Bir günde izin isteyip dinlendiğini görmedim. Estağfurullah. Yeterince yoruldun. Artık dinlenme zamanın geldi. Sağ ol beyim. Ben şikayetçi değilim. Halimden memnunum. Çiftliğin işi gücü bitmez Yasin ağa. Bu yaştan sonra koşturma. Otur dinlen. Bundan sonra çiftçi başılığını Cemşir yapsın. Ama abi. Ben kararımı verdim hemşire. Siz nasıl münasip görürseniz beyim. Bu yaştan sonra Yasin ağa nereye gidecek abi? Bir yere gitmeyecek canım. Yine çiftlikte kalacak. Sadece eskisi gibi koşturup yorulmayacak. Hepsi bu. Sağ ol beyim. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.